Kadınlarda cinsel istek bazen çok güzeldir ama aşırısı da bazen zarar verir. Bazı kadınlar hiç doymaz. Peki kadınlar neden doymaz? Kadınlarda aşırı cinsel istek belirtileri nelerdir? Bunlara bakalım. Kadınlarda aşırı cinsel istek ve bunun aktiviteye dönüşmesi olayına biz nemfomani diyoruz. Nemfomani rahatsızlığı yaşayan kişiler yoğun olarak farklı cinsel davranış çeşitlerine bağımlılık gösterebilirler. Burada asıl mekanizma bağımlılık durumu. Bu durum tanının konmasını gerçekten çok zorlaştırır. Vakalarda görülen cinsel bağımlılık faaliyetleri şu şekilde oluyor. Genellikle bu kişiler çoklu ilişkiler tercih ederler, zorlayıcı mastürbasyonlar yaparlar, doymayacaklarını düşünerek cinsel partnerleri veya tek gecelik ilişkileri çok sık yaşarlar, pornografi içerikleri ürünlerini sürekli kullanırlar, güvensiz seks yaparlar. Nemfomani hastalığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak nedenlerine dair bir takım teoriler var. Bunların başında geçmiş bir takım cinsel travmalar eşlik ediyor. Psikolojik problemler, duygusal problemler de yine aynı şekilde birçok sebebe yol açabiliyor. Örnek olarak herhangi bir cinsel travma sonrası kimi zaman bir kişisel cezalandırma eğilimine geçerler. Bu durumda İslam dışı kendilerine ceza olarak aşırı cinsel davranış sergilemeye meydana gelir. Bazı kadınlar içinse seks, çocukluk istismarı ya da travmasıyla başa çıkma metodu olabilir. Nemfomani rahatsızlığı ile alakalı birçok teoriden bahsettim. Bunlar neler olabiliyor? Beynimizde bizim bir denge var. Hormonal bir denge var ve bu kimyasallarda bir takım dengesizlikler meydana gelebilir. Beyinde yer alan serotonin, norepinefrin gibi nörotransmitter olarak bilinen bazı kimyasal ajanlar insanların ruh halini düzenlemeyi sağlar. Ancak bu kimyasalların bazen yüksek seviyede olmaları hiperseksüalite ile ilişkili olabilmektedir. Diğer bağımlılıklarda da görüldüğü gibi süreç ilerledikçe daha yoğun dürtüler, uyaranlar, tatmin edilme isteği veya rahatlama isteği ortaya çıkar. Yine bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon gibi bazı dönemlerde de kişilerde bu tarz belirtiler meydana gelebilir. Ve bazı nörolojik sorunlar bile epilepsi, demans, kafa travması gibi problemler de aynı şekilde nemfomaniye yol açabilir. Çok basitçe bazen Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan dopamin türevi ilaçların bile yan etkisi olarak bireylerde hiperseksüalite meydana gelebilir. Yani ilaçlar da buna sebep olabiliyor. Peki sık seks yapmak bir problem mi? Kesinlikle hayır. Eğer ki sizin sosyal yaşantınızı bir problem haline getiriyorsa, işte o zaman bunu bir düşünmeniz gerekir.